Karnımız doymadı belki. 5 çayında pilav olmuyor Hakan'cığım ya. Etler olmuyor ya. Keşke biraz araştırsaydınız 5 çayında neler olur neler olmaz diye. Keşke tek çeşit yemekle de davet sokması olmuyor. Patates salatası da oluyor bu arada 5 çayında. Ya 5 çayın şu an... Dünkü menüde full et yediniz de ne oldu Hakan'cığım? Ha? Full et yiyelim. Full et yediniz, full köfte yediniz ne oldu? Diye bir kaydı yok da en azından böyle ara sıcaklarla bizi bir gösteriş, en azından böyle bir yemeğe başlatabilirdiniz. Dün de 3 tane yediniz ama yine eleştirdiniz. O yüzden fark etmiyor. Ben çok fark edeceğini düşünmedim. İşte geldi. Bu biftekti. Kremalı mantar sosu var herhalde. Patates püresi yatağında. Bademli pilav. İçecek isteyen var mı? Ben yemek istiyorum ama. Aa. Sizi unuttu. Hakan seni unuttu. Aa. Çok olumlu eleştirilerinden dolayı Hakan'cığım sana vermeyi unutmuşum. Bak hayatım o zaman... güzel bifteğini yemeği yazar mısın Hakan'cığım? Ben çok yapıyorum ya bunu. Bunu çok yapıyorum. O zaman bir gün yap da yiyelim. Artık göreceğiz. Elbet bir gün yeriz. Yaparken tadabildin mi Berke? Hepsinin tadlarına baktım. Hepsinin tadına güzel bir şey. Sürekli baktım. Çok önemli. Gürüz Bey'i de gördü. Hiç adım adım gitmeniz için. Diye. Evet. Evet, tatmanız çok önemli. Yemeklerinizi yaparken tadın lütfen. Aşama aşama tadın. Çünkü bir yanlış varsa kurtarma şansınız olur vakit varken. Ben bu menüde sonra... sofra kurardım kendime. 70 ne yapardın? Sofra kurardım komple kendime. Yerdim en son misafirlerimi ağırlardım. Ha o kadar yani bir sofrada diyorsun. Yani ya. Alakası yok. 75 binlik menün yandan bile geçemez bence. Kaçlık bu menü? Kaç verirsin? Kaç paralık? 10.000, 5.000 arası. 5.000, 10.000 arası. Ah, o da yani şey öldürmeyin. Biz hiç o kadar düşük söylemedim. Bir şey de vermedik zaten Ötürk'te. Ya da 4.000 olabilir puanıyla yakın. 4.000 TL'lik diyorsun. Puan. Oh. Eyvah eyvah. Sen salatayı beğenmiş miydin Serap? Senin salatayı... Hayır, çok ekşiydi. Çok ekşi. Evet, çok ekşiydi. Gerçekten. Başka ne sıkıntısı var? Ya başka ara sıcak olarak beklediğim şey salatayı anımsatıyor. Hı hı. Beni tatmin eden bir durum söz konusu değil. Ara sıcak değil. Görsel olarak güzel olabilir ama bana bir tat geçmedi. Aynı salata o ara ekşi. Sıcak değil ama onu mu eleştiriyorsunuz? Efendim ben şunu o salata söylüyorum. Ya. Hayır. Ara sıcak bitti ya geçti o dönem. Ara sıcağı geçirdik artık onu niye tekrar döndünüz? O dönemler neler yaşadık? Nasıl geçtik? Ben yedim mi hatırlamıyorum. Çıtır bezelye dediğim şey ara sıcaktı. Bezelyeyi... İşte ara sıcak olarak saymıyorum. Saymadılar mı ara yemek? İki tane sana temiz hissiyatı verdi bana. Öyle mi? Evet. Allah Allah sizin havada fark çalışıyor. Serap ince, yani. Çok inceydi. Güzel. Gerçekten. Senden beklenmeyecek kadar ince bir şey geldi. Gerçekten öyle. İki tane salatayı ardı ardına sanki bana verdiniz. Tamam o zaman yine olur. O da bir zenginlik değil mi? İki tane. Gerçekten İki tane göremedim. Salata yapmış gibi oldum. O da güzel bir şey. Ya güzel de bizim yani zayıflamaya ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var? Bizim lezzete, tada, güzel yemeğe ihtiyacımız var. Dün üç tane yediniz, puan vermediniz o zaman. Dün arkadaşıma niye puan vermedin? Ya ona aynı şekilde bazı şeyleri yansıttım, söyledim, tekrar edeyim tekrardan. Yok, 7 çeşit yaptı yanılmıyorsam. Ben de dahil olmak üzere puan vermedik. Siz niye vermediniz peki beni şimdi eleştiriyorsun? Şöyle, ben sadece etini beğendim. Benim zaten salatamı gördünüz hepiniz. Hı. Salatamda porsiyonlama hatası var. Tamam. Lezzet zaten yok. Gene yok. Eyvallah. Çoğu şeyde lezzet yoktu. Bakıyorum sadece etini beğendim. Onun dur bakayım, sen yarın da dördün arkasında evet. Duracak mısın? Ben bunu evet. Merak ediyorum. Ben de. Hemen yemek yorumunda aralım. Ya ben zaten günümü oynuyor olsaydım dört vermezsin. O zaman bugün sizin üç verdim. Bugün diyerek çok oynadım. Bir saniye mi efendim? O zaman Serap Hanım bugün üç verecek. Çünkü üç mü? Hiçbir şey beğenmedi. Ben. Kişi, evet. Ama daha ana yemek yorumunu almadık. Daha devam biz... ediyoruz. Evet. Ediyoruz yani. Devam ediyorsunuz evet. Da bilemiyorum. Şu an beğenmemiş gibi konuşuyorsunuz da. Öyle bir şey demedim henüz. Ben daha bunları yapmadım. Manipüle ediyor deyince de karşı geliyor aslında. Yani hayır ben sizi savunuyorum etkisi. Şu an Berke Bey. Dün 4 verdi yani beğendiği halde. Evet. Bugün beğenmediyse 3 verir yani. Çok belli olmuyor o belli olmaz. Sistemi. İşte hani o çok eleştiren kişi de yüksek puan verebiliyor ya. Ters tokat gelebilir. Evet olabiliyor. Evet bir ters ben tokat. Ben haksızlık öyle. Yapmıyorum. Ben ama bir şey beğendim sen beğendim. Peki şöyle mi diyorsun? 3 vermesi mi gerekir yoksa 4 veren bugüne 3 mü verir? Şöyle 4 veren bugün 3 verir. Eğer yüksek verirse. Hayır çorbayı beğendi ama artı var ya. Ama şöyle Gonca Hanım'ın menüsünde de beğendi. Ana yemeğini beğendi. 1 puan verdi.
Yani belki sizin çorbaya bir yarım puan da verebilir. Yani bir veya çorbaya kaç verir belki? Yarım puan falan yapabilir. Kafasoyla da bir puan da verebilir. Çünkü dedi ya ana yemeğe bir puan veriyorum dedi. Ana yemeğe birse çorbaya iki mi verecek? Verebilir ters köşe işte. Siz gene de dikkat edin 0.5 falan ekleyebilir yani. Başka köşe diyoruz da. Bakalım görelim. O iyi niyetli bir kız ya verir diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, ana yemeği tek tek bize anlat. Önce pilavdan bir başla bakalım. Bademli pilav. Bademli pilav. Pilav, evet tamam, fena değil yani baktığım zaman tercih olmuş. Pişimi falan iyi. Evet. Yağ tek tek böyle ya, çok, geliyor mu? Yani yağ normal değil aslında. Yağ bir tık daha fazla olabilirdi bence. Kuru mu? Ya bir tık fazla olabilirdi yağ bence. Olabilirdi. Ben, kuru mu geldi pilav? Ya şöyle bakar mısınız, en azından bir hafif olsun parlaklık görmek isterdim. Onu göremedim şahsen. Belki ben öyle sevdiğim için. Bakıyorum bademleri falan pişmiş, ayarında pişmiş. Ama dediğim gibi biraz hafif daha yağ olabilirdi. Etine baktığım zaman etini biraz eksik pişmiş görüyorum. Az mı pişmiş? Az pişmiş. Bu et. Çok piştiği için sertleşmiş evet, bence. Pişir. Az pişmiş. Bilemiyorum. Bana yani sert geldi. Onu i̇çine demek İçine bakın istiyorum. Kesin içine bakın. Sert. Başka bir şey. Az pişmişlik başka bir şey. Bana birazcık bir tık sert geldi etiniz. Neden acaba sence Serap? Bir tahminin var mı? Yani. Sence neden bu et kuru? Bence çok göre fazla pişirmiş de olabilir. Olabilir. Evet, olabilir. İhtimal. Çok Serap, fazla pişirmiş de olabilir. Mutfakla peki aramız yok galiba ya. Bence yemekten gayet anlamıyor. Gayet mutfaklarımın olup olmadığını yarın göreceksiniz. Ay yemekten zaten. Anlamıyor mu dedin Küpe? Evet. Yemekten anlamıyor olsaydım burada olmazdım zaten. Ya iki dakikada pişen ete dediniz ki bence pişirememişsiniz dediniz Serap Hanım. Serap Hanım zaten yani, pişmemiş olsa içi kırmızı olabilirdi. Demek istediğim evet. Şu bakar mısınız? Tamam benim etimi alır mısınız o zaman? Görebilirseniz görebiliriz. Biz köşeden alır mısınız? Şöyle. Ben almayayım ama. Ben göstereyim size. Çok kuru. Göster. Çok tamam, kuru. Bakın kuru. Evet, ona bir şey çok zor kesiyorum. Et neden kuru olur? Çok evet. Zor kesiyorum. Bir bakar mısınız? Bakın et çok piştiği için kurumuş zaten. Serap Hanım anlamadığınız buradan belli yani. Serap Hanım zaten bence yemekten anlamıyor. Biftek çok piştiği için kurur. Kimse bilmediği şeyler hakkında yorum yapmasın. Ya Serap Hanım o kadar yemek yapıyorum Adıyamanlıyım diyorsunuz ama etten anlamıyorsunuz ki Serap Hanım. Bana kalırsa et yani çok kuru. Eti kurudu piştiği için kuru Serap Hanım siz anlamıyorsunuz galiba. Çok ben neden anlamıyormuşum? Pişmemiş olma ihtimali. Ben evimde her zaman et yapıyorum. Tamam et, yap. Et, ben Güneydoğu'da bakar mısınız ben Güneydoğu'da zaten yetişmiş bir insanım. Sürekli etle iç içe olan bir insanım ki menülerimde de bunu göreceksiniz. Göreceğiz. Ama çok yapıyorsun sen biz bir tane istiyoruz değil mi? Kaşar menü mü yapacaksın? Bir tane yeter bize mi? Yok hayır menümde göreceksiniz. Ha yemeklerimde evet, diyorsun. Yemeklerimde bunu yalnız bilmediğiniz de belli oluyor puanlarınızdan zaten. Öyle mi? Siz çok biliyorsunuz bence o yüzden salatanız öyle geldi. Biz de göreceğiz yarın. Evet. Püreniz o yüzden öyle yani geldi. Yani etin çok pişip kuruduğu, piştiği için kuruduğunu bilmiyorsanız zaten bence konuşmayın. Tatlılarınız mesela. O yüzden çok güzel geldi bizim önümüze. Bir altın yaldızı sardınız böyle önümüze koydunuz. Altın yaldız gözümüzün önüne sürdü getirdi koydu yani. Sunum olarak koydum umarım siz de bir şeyler koyarsınız yani. Ben ne yapacağım kendim bilirim zaten. Ya bir kere arkadaşlar kendileri bence yemekten anlamıyor. Ben yani Güneydoğulu bir kızım ve yıllarca evimizde etlerle falan büyüdük. Yani etten anlayacak tek kişi şu masada bence benim. Benim üzerime çok fazla yürümeye çalışıyorlar ama bence kendilerinin hiçbir şey bildiği yok. Ben yemekten gayet de anladığım için bu programa katıldım. Ama arkadaşların anladığını asla düşünmüyorum. Çıtayı yükselttiniz Serap evet. Hanım. Kendim sizden çok şey bekliyoruz. Umuyorum. Benim çıtam zaten yüksek. Çok güzel. Çok yükseldiniz. Çıtalara gel. Evet yarın göreceğiz. Almasılar olması güzel bence. Tabii 75 bin Türk lirası dedik ödül. Şey olsun yani ya. Ben yarın şu göreceğiz. Et yorumunuza karşı... Heh, bir saniye ne var onun et yorumunda Hakan? Ya, eti hani eti okuyamamak. Eti geliyor et çiğ. Eti okuyamamak. Etçiyi demedim. Kuru demek istedim ben. Sonuç olarak biz bunu okuyoruz gerekirse. Ben vallahi kitap yazacağım ve bana ilham verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kitabımın ismi, daha doğrusu ilk kitabın ismi Eti Okuyamamak. 100 soruda bir et nasıl olunur? %100 et gücü. Bir etçinin el kılavuzu gibi. Evet, eti okuyamadı mı? Zuhal Hanım biz mesela tariflerle yapmayız. Biz restoranlarımıza gideriz eti... Bakarız etin her gün etin seçimi taze, de önemli tazeliğine tabii. Göre etin tabii. Pişim süreleri şeyleri ve bu da et okumaya girer. Eti okuruz bakarız. Ama Güneydoğu'da yetiştim etten ben evet, anlarım diyor. Evet, evet, ama evet. Demek ki anlıyorsan bu ete nasıl çiğ diyebildin? Çiğ demedim ben. Çiğ dedin. Tamam o zaman yanlış söyledim. Ben şimdi demek istiyorum. Kuru geldi. Ha yanıldım de o zaman. Yanıldım evet yanıldım. Kuru geldi demek istiyorum. O zaman ya dili sürçtü. Dilim sürçtü yani onu demek istiyorum. Anlatamadım kendimi. Çok mu pişmiş? Bana kuru geldi yani. Evet. Çok kuru geldi. Mantar sosu ve püreyi de anlat bize Serap. Şöyle mantar sosu yani bir tık daha koyu kıvamlı olamaz mıydı acaba? Olamaz mıydı be? Bence bir tık daha sanki kreması yoğun olabilirmiş gibi geliyor. Hmm.
Demin öyle demediniz ki Aydemir. Yani şöyle, yani kremasının sanki yoğunluğunu daha yoğun yapabilir miydiniz? Daha yoğun koysaydım evet, yiyemezdiniz ama. Öyle mi? Evet. O yüzden yani şimdi ayarına göre yaptık, ölçüsüne göre yaptık. Yani mantarları pişmiş, evet. Hı. Ayarında pişmiş. Evet. Kötü de değil, evet, evet. Kıvamı da kötü değil. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Yani pişince güzel oluyorsa benimki de pişmişti zaten. Ya şöyle tadı da güzel ama. Bak ben mantardan bir tat aldım yani. Aldın? Evet. Mantardan zaten tat alırsın. Zaten mantar, bir de krema alırsın. Mantardan yani aldım. Bak pilav için yorumumda söyledim, bak yağ eksik biraz. Evet. Kuruluk var etinde, bunu söylüyorum. Çok güzel ama değil mi bu arada? Yani, yani bilmem daha serabı değil. Bir lezzet yani alamadım bak ya, doğruyu söylemek gerekirse. Aa, bak mantardan aldım lezzeti ondan alamadım, doğruyu söylüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Peki püre nasıl? Püreye de bak bir daha bakıyorum. Bir daha bak lütfen. Evet doğru bir şey yapıyor. Siz de anlamadığınız, tereddütte kaldığınız nokta olursa bir daha tadın. Bir tık daha sanki da sulu istiyor gibi. Dedim ama bilmiyorum sanki yani. Sanki çok iyi de sanki ezilmemiş gibi. Bir tanesini de büyük aldım gibi. Ama bir lezzeti var değil mi? Yani zorla böyle bir beğendim şeyi almaya çalışıyorsun ama. Güzel değil mi? Tat var değil mi? Keşke bence biraz daha ezmiş olsaydı. Tadı var mı? Onu yoksa da söyleyebilirsiniz canım. Yani mesela iyice ezilmiş mi? Pütürlükler var mı? Sanki bir tık daha süt isteyen bir patates püresi olmuş. Ve bakar mısın? Fazla koyunca ben şunu göstermek istiyorum. Bir saniye. Kremada var ya. Bir saniye şunu göstereceğim ben size. Zaten patates şurada yani bir tane patates bütün. Evet. O pütürlüğe girer. Aynen. Yani ben bunu ben ezilmemiş hani o zaman. Çok evet, şey yapamayacağım. Muskat, karabiber koydun mu? Karabiber var, muskat yok. Yok. Berke Bey, öncelikle...